Herkese merhaba dostlarım. Borsası Bazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle altın analizi yapacağız. Altın geçen hafta tarihi zirvelerine geldi. 2500 doların üzerine çıktı bildiğiniz üzere. Şimdi değerlendirmemizi yapmadan önce bir beğeninizi bir yorumunuzu kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum ve videoma geçmek istiyorum. Bu video gram altın almak isteyen, ons altına işlem yapanlar, forexçiler, altın seviyle borsada işlem yapan tüm yatırımcı ilgilendiren bir durum. Biliyorsunuz altın artık ons altından takip ediyoruz çünkü dolarda çok büyük hareketlenmeler yok. Biz de değerlerimizi ons altın üzerinden alıyoruz. Şimdi geçen hafta bildiğiniz üzere perakende satışlarda gelen yükseklik bir resesyon tehlikesinin olmadığını açığa çıkardı. Bunun sonucunda da gördüğünüz gibi e, altında e, Amerikan borsaları da böyle bir yükselişlere geçti. Tabi e, küresel anlamda belirsizlikler de bunu tetikledi diyecek olursak. E, veriler bu şekilde. Peki haftaya neler olacak? Haftaya olan verilere beraberce göz atacak olursak burada gördüğünüz gibi Çarşamba günü özellikle Fed'in bir konuşması olacak, bir toplantı tutanakları olacak. Burada Şahin mi yoksa güvercin mi açıklama yaptı bizim için çok önemli olacak. Özellikle şu kısmına dikkat çekmek istiyorum. Burada normalde bir resesyon tehlikesiyle birlikte 50 bas puan fiyatlanıyordu faiz indiriminde. Ancak sonrasında perakende satışlar yüksek geldiği için 25 bas puana kadar düştü beklenti faiz indirim beklentisi şimdi çarşamba günü yapılacak konuşma birazcık daha netleştirmeye çalışacak yani o 25 bas puanlı 50 bas puanlı bu bas puanların bizi etkisini bu arada bir dostum var bir tane köpek de bizi izlemeye geldi bu arada videoda gördüğüm kadarıyla kamera çok arka tarafı göstermiyor maalesef ee, çok güzel bir ortamdan yayın yapıyorum şimdi size. Eğer sosyal medyadan beni takip ediyorsanız büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Çünkü orada paylaştım nerede olduğumu, nasıl bir paylaşım yaptığımı. Ee, bir süre buradan paylaşımlarımı sürdüreceğim. Geldi oturdu. Bizi de dinliyor sanırım. Ama galiba siz kamerada göremiyorsunuz. Şöyle yapsam da olmuyor galiba. Şimdi Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ee, ve burada başka bizi etkileyen PMI endeksi ile ilgili hizmet satın alma müdürleriyle endeksleri de bizi etkiliyor olacak haftaya. Bu arada haftaya Kamala Harris'in bir konuşması olacak. Ee, Kamala Harris normalde bu konularla ilgili pek konuşmayı düşünmese de bir konuşma gerçekleştireceğini söyledi. Onu da hemen e, bilgisini vereyim istedim. Şimdi isterseniz gelin bir teknik tarafa bakalım. Çünkü biliyorsunuz teknik göstergeler bizi çok etkiliyor. Benim daha önce oluşturduğum bir yükseliş trend kanalı vardı. Fark ettiniz Şimdi biz o kanalın gördüğünüz gibi tepesine kadar geldik. Bakın. Şimdi burada biliyorsunuz daha önce geldiğimizde açtığımız bölgeler vardı bu kanalı. Yani kanalın seyrinin üzerine çıktığımız bölgeler vardı. O bölgeler için kanalın bir katlanmış versiyonu oluşturmuştuk ve o versiyon şuralarda bir yerlerdeydi. Ben de bu kanalın üzerine atarsak maksimum gelebileceğimiz noktaların oralar olduğunu söylemiştim. Hatta şöyle günlüğe geçelim. Günlük tarafta da belirttiğim bir yer vardı hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi buradaki yeşim Evet. yeşil mumda eğer demiştim buranın üzerinde kalmayı başarırsak ve buranın üzerine de güçlü atarsak burada bir yükselişi gerçekleştireceğimizi söylemiştim. Nitekim şurada gördüğünüz gibi bakın 9 Ağustos pardon 9 Ağustos'ta bu bölgenin hemen hemen eşiğinde kapatıp sonraki haftada üzerine attık. Çok özür diliyorum. Üzerine attık ve burada bir testini gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi de bu zirveyi görmüş olduk. Şimdi RSI tarafına da bakalım istiyorum. Gördüğünüz gibi burada aşırı alım bölgesine doğru gidiyoruz. Özür dilerim. Bu bölgenin üzerine doğru çıkmaya çalışacak mı onu aslında göreceğiz. Buradaki analizimizde günlük tarafta. Buranın üzerine kaldığımız sürece yukarı yönlü işlemlerin devam edeceğini düşündüğümü söylemiştim. Göreceğiz buradaki gibi e, yeşil bölgelere ulaşacak mıyız yoksa burada bir kesintiye mi uğrayacağız? Bir de pivotlarına da bakalım istiyorum beraberce. Gördüğünüz gibi aylık pivotun üzerindeyiz şu anda günlükte. Ve bakın e, burada pivotlar da gösteriyor. Birinci direnç bölgesi olan 2514'lere yaklaşıyoruz. 2581'ler var. Benim oluşturduğum bölgelere hemen gitmesini tabii ki beklemiyorum. Eğer böyle savaş riski, kötü olaylar falan olmadı takdirde böyle bir şey çok beklemiyorum. Burada dediğim gibi bakıyorum şöyle notlarıma da bakıyorum. Yani şu an altın önü açık gibi duruyor. E, ufak bir geri çekilmeye sahip olabilir ama yine de kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam edecektir. E, benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size güzel bir yerden altınla ilgili genel bir bilgilendirme yaptım. Eğer daha detaylı bilgilendirmeler, gün içi bilgilendirmeler istiyorsanız lütfen beni Twitter'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada da ismim solmaz bölükbaşı olarak geçiyor. Hepinize güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere.